Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Logitech G305 Lightspeed oyuncu faresini inceleyeceğim. Logitech markası özellikle fare tarafında oldukça güçlü ama diğer aksesuarları da var zaten ve ben özellikle farelerini uzun yıllardır kullanıyorum. Lightspeed dediğimiz bu ürün özellikle oyuncular için geliştirilmiş bir fare ve kablosuz olarak kullanılıyor. Onu söyleyeyim. Ürünün teknik özelliklerine geçmeden önce fiziksel görünümünden bahsetmek istiyorum ve kutu içerisinden de biraz bahsedeyim. Kutudan çok fazla şey çıkmıyor. Yani kendi faresi çıkıyor. Şu faremiz çıkıyor. Artı şöyle bir uzatma kablosu çıkıyor. Eğer masaüstü bilgisayarla kullanırsanız veya dizüstü bilgisayarınızda işte uzatmak istiyorsanız gibi şöyle bir uzatma kablosu çıkıyor. Oldukça da güzel bir kablo. Estetik, hoş bir kablo koymuşlar içine. Gelelim ürünün fiziksel özelliklerine. Farklı farklı renkleri var. Bana böyle değişik bir, hani bu turkuaz mı desem, yeşil mi diyeyim, böyle bir değişik bir rengi gönderilmiş. Bu renk kullanıyorum ama farklı farklı siyahı, beyazı vesairesi böyle farklı renk seçenekleri de var. Standart olarak güzel bir, aslında Logitech'in farklı farelerine benzeyen ama eli iyi oturan, bu arada şöyle göstereyim, eli iyi oturan bir fare var. Sağ ve sol tıklama tuşlarımız mevcut. Hemen orta tarafta dairesel bir tekerleğimiz var. Bu tekerlek böyle tırtıklı ve hani dokunduğunuz zaman da böyle duruyor. Bıraktığınız zaman duran bir yapıya sahip. Onun üst kısmında DPI ayarlama tuşumuz var. Onun hemen yanında da bir LED lambamız var. Bu bağlantı vesaire için kullanılıyor. Bu arada pili şöyle üst kısmını kapağı açarak değiştiriyorsunuz. Bir adet AA dediğimiz standart kalem pille çalışıyor. Kutusundan çıkmıyor. Onu siz kendiniz almanız gerekiyor. Bir de algılayıcı var. Algılayıcı içinde burada bir yuva var. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle bir algılayıcımız var. Bunu bilgisayara bağlayarak kullanıyoruz. Bunun dışında Bluetooth falan gibi bir teknolojisi yok. Arka kısmı çevirdiğimiz zaman ise açma kapama tuşumuz var. İşte optik algılayıcı bulunuyor. Bunun dışında hani başka düğme vesaire bir şey yok. Ha bir de yan taraflara çevirdiğimizde iki adet fonksiyon tuşu bulunuyor. Bunların tamamını hem üstteki tuşları hem de bu yandaki tuşları kontrol edebiliyorsunuz, kumanda edebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi çeşitli özellikler atayabiliyorsunuz. Onu ilerleyen dakikalarda anlatacağım sizlere. Gelelim ürünün teknik özelliklerine. Çok detaylı teknik özellikleri yok. Açıklamaya da koyacağım. Onlardan kısa kısa bahsedip geçeceğim arkadaşlar. Logitech tarafından geliştirilmiş Hero sensör kullanılıyor. Lightspeed ismi aslında buradan geliyor arkadaşlar. 12.000 DPI'lik bir hassasiyetimiz var. 10 milyon tıklama ömürlü anahtarlarımız var. Yani sağ sol tuşlar için söyleniyor bu. AA pille çalışabiliyor. 6 adet programlanabilir tuşumuz varmış üzerinde. Tek pille 250 saate kadar oyun oynanabiliyor. 90 gram ağırlığımız var. Logitech Gaming Software yazılım var ve fiyatında yaklaşık 800 TL civarında olduğunu söyleyeyim. Gelelim Logitech'in G305 Lightspeed ile ilgili yaşadığım deneyime. Ben oyunlarda oynuyorum arasında biliyorsunuz ve zaman zaman oyun ekipmanıyla ilgili videolar ve incelemeler de çekiyorum burada. Cyberpunk oynadım. Özellikle çok sevdiğim bir oyun bugünlerde. Çeşitli işte böyle hani FPS oyunlarında daha çok oynanabilecek bu test edebileceğimiz bir oyun. Neden? FPS'de hızlı olmak gerekiyor ve o hani sizin fareyi hareket ettirdiğinizde ekrandaki hareket hızı eşit değilse işte orada sıkıntı yaşıyorsunuz. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ve oyunlarda da özellikle online oyunlarda tabii şimdi offline oyunlarda sıkıntı yok. Çünkü zaten onu bilgisayarın içinde oynuyorsunuz ama online oyunlarda yani bir sunucuya bağlanıp vesaire yaptığınız zaman o işte o gecikme süreleri sıkıntı olabiliyor. Kabloluyla kablosuz arasında herhangi bir fark yok. Zaten Logitech bu konuda iddialıydı ve işte bu Hero sensörü olsun, Lightspeed özelliği olsun, bilgisayar ile fare arasındaki etkileşim ve zaman farkı minimuma indirilmiş durumda ve oyunda siz bunu kesinlikle hissetmiyorsunuz. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ama tabii şöyle bir durum var. Hani RGB'li bir fare değil bu arkadaşlar. Hani böyle RGB'li olsun, yanar döner olsun, oradan olsun, buradan bu olsun derseniz böyle bir özelliği yok. Tam bu iş için tasarlanmış bir oyuncu faresi. O bakımdan hani böyle RGB'li bir şey arıyorsanız Lightspeed size göre değil. Ama böyle oyunlarda performans arıyorsanız ve çok oyun oynarım, FPS oynarım, CSGO oynarım, şunu oynarım, bunu oynarım, PUBG'yi oynarım gibi dertleriniz de varsa bu fare sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Hatta kendi kategorisinin bence en iyi modellerinden bir tanesi. Özellikle de kabloyla uğraşmak istemiyorum diyenler aslında önerebileceğim bir fare olmuş. Çünkü kablolar hani işte klavyenin kablosu var, farenin kablosu var, monitörün kablosu oluyor, şu oluyor, bu oluyor derken aslında ortada çok karışabiliyor. Özellikle masaüstü bilgisayar kullanıyorsa durum böyle arkadaşlar. Bu tarz kablosuz fareler işte o sorunları ortadan kaldırmış oluyor. O bakımdan ben öneriyorum ve gerçekten de hani oyunlarda herhangi bir gecikme vesaire yaşamıyorsunuz. Zaten Logitech'in kalitesi belli. Malzeme kalitesi olsun, ürün kalitesi olsun, 10 milyon tıklamaya sahip anahtardan bahsediyoruz arkadaşlar. Daha ötesini konuşmaya da gerek yok. Pil ömründen bahsedeyim. Ben bunu yaklaşık 15-20 gündür kullanıyorum. Pili belki bitiremedim yani doğal olarak. 250 saat diyor mesela. 250 saat oyun oynamanız gerekiyor. Ben normal işlerde de kullanıyorum. Video editing yaparken de bu fareyi kullandığım zamanlar oldu. İşte diğer işlerimde de kullandığım zamanlar oldu. Gerçekten de çok başarılı bir fare ve hani normal işlerde de kullanabiliyorsunuz. Premiere vesaire kullanırken de bu fareyi kullandım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gecikme vesaire
açısı zaten yok. DPI'ni buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tuşa bastığınız zaman daha hızlı oluyor veya daha yavaş oluyor. Orada kendi zevkinize göre, beklentinize göre ayarlayabilirsiniz. Fare imlecin hızından bahsediyorum. Onun dışında 12.000 DPI olması çok başarılı. Biraz da yazılımından bahsedeyim. Logitech Gaming Software yazılımı var olduğunu söylemiştim. Bu yazılım üzerinde bütün ayarlamalarını vesairelerini yapabiliyorsunuz. DPI'nin şusunu busunu yine bu yazılım üzerinden ayarlıyorsunuz. Yazılımın olması güzel olmuş. Zaten genelde bu tarz bir fare aldığınız zaman yanında beraberinde bir yazılım veriliyor ve bu yazılımla farenin o detaylı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin bu sağ tuşa şunu atayım, sol tuşa başka bir şey atayım, bu yan tarafta bulunan tuşlara da başka şeyler atayım gibi özellikler de yine belirlemeniz mümkün. Bunun için de bu yazılımı kullanmanız gerekiyor. Bilgisayara ücretsiz olarak yüklüyorsunuz ve istediğiniz zaman da ayarları değiştirebiliyorsunuz. Gelelim fiyat tarafına. Logitech G305 yaklaşık olarak 800 TL fiyatı etiketli satılıyor. Farklı fiyatlar bulabilirsiniz. Daha pahalıyı da bulabilirsiniz. Daha ucuza da bulabilirsiniz. Kampanyalar olabiliyor. Hani ben bu videoyu çektiğimde 800 TL civarında ama kampanyalı 750'ye düşebilir, 700'e düşebilir. Onları kovalayabilirsiniz. Fiyatının ben özelliklerine göre makul olduğunu düşünüyorum. Tabii ülkedeki her şeyin fiyatı artınca bu tarz ürünlerin ne yazık ki fiyatı da arttı. İşte dolar kurundan, eurodan, şuradan buradan dolayı, vergilerden dolayı. O bakımdan fiyatların makul olduğunu düşünüyorum. Tabii ki daha uygun fiyatlı kablolu olan versiyonları da var bu ürünün. Logitech'in veya başka markalarda da bulabilirsiniz. Onlar da tercih edilebilir ama kablosuz olsun, oyuncu faresi olsun dediğiniz zaman seçenekler çok fazla değil. Onu söyleyeyim. Çünkü orası ayrı bir teknoloji gerektiriyor. Ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Logitech burada uzmanlığını konuşturmuş ve güzel bir kablosuz oyuncu faresi yapmış. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Logitech G305 oyuncu faresini anlatmaya çalıştım. Light Speed yani ışık hızı olarak geçiyor. Gerçekten de ışık hızında bir fare olmuş. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Gelelim klasik ricalarıma. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. Abone olursanız sevinirim. Bu tarz ürünleri markalardan istediğim zaman abone sayısına bakılıyor. İzlenme sayılarına bakılıyor. O yüzden kanalıma abone olup mümkünse videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek tek girip hepsine abone olabilir, takip edebilirsiniz. Oralarda da güzel içerikler paylaşıyorum. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.